Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir Mor Kasıtanı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyunu sevdiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum ama çok da geriliyorum. Vardiya 2 diyor arkadaşlar. Devam et diyorum. Hadi bakalım bu vardiyada artık başımıza neler gelecek. Bu oyun gerçekten bence korku oyununun zirvesi ya. Ciddi manada söylüyorum. Ya bu piyasadaki tüm korku oyunlarını bu kanalda oynayacağım. Ama bence bu hep en üst seviyede olacak. Tabii yeni bir şey çıkartırlar. O zaman şunu bir kapat hocam, boş ses yapmasın. Biz direkt anahtar mı? Oğlum Allah şu anahtarı. Direkt çık. Bu evde işimiz yok arkadaşlar. Direkt iş yerimize gidelim. Evet, arabamızdan indik. Mekanımıza geldik. O arkadaki bodrum var ya, orayı ne zaman açacağız acaba? Ben orayı çok merak ediyorum ya. Kapat hocam şu kapıyı. Şu kapıların hepsini açalım. Şimdi burada bize bir tane dosya mı gerekiyordu? Ha şu kalem. Bak bu kalemi bir önceki videoda hiç kullanmamıştım çünkü bulamamıştım arkadaşlar. Burada kaset çalar var. Burada ekstradan yeniden bir şeyler eklenmemiştir herhalde ya, değil mi? Bir şeyler yok harbiden burada. Aa bu ne? Ha sigorta. Bak bu sigorta bir işe yarıyor mu? Hiç bilmiyorum. Ama ben yine de bu sigortayı takacağım buraya arkadaşlar. Hadi bakalım bugünkü 3 tane kurbanımız kim acaba arkadaşlar? Dosyamızı hemen alalım. En azından bununla kayıt tutabilirim. Aynen öyle. Şimdi kimler varmış bakalım. Danita York, Twisted Herbals ve Lamar Proctor. En baştan başlayacağım arkadaşlar. Oh, heyecanlandım. Aa bu arada doğru. Öncelikle şurayı açsak daha mantıklı olur bu arada. Bu bilgisayarın şifresi de değişiyor mu? Evet, bilgisayarın şifresi değişiyor. Ama şifrenin yerini biliyoruz en azından arkadaşlar. Hızlıca şuradan öncelikle şifremizi girelim. 69110 abi. 69110. Unutmadan girelim hemen şuraya. 69110. Okey. Tamam buraya girdik. Şimdi burası bizim için neden önemli arkadaşlar? Buradan hangi şeytana ait olduğunu bulmamız gerekiyor. O yüzden önemli. Şimdi bilgisayardaki işimizi bitirdik. Buradan geri kağıdı da alalım elimize bir tane. Geri kağıdı şimdilik işimize yaramaz herhalde ama ilerleyen safhalarda onu kullanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk cesedimizi almaya gidiyorum. Oh, ilk cesetten sıkıntı çıkmaz inşallah hocam. En baştaki cesedi alacağım direkt arkadaşlar. Neydi senin adın? Danita York. Gel bakalım buraya Danita. Siyahi bir ablamız galiba. Oğlum direkt korkunç gözüküyor. Bir önceki bölümde ilki çıkmıştı şeytan. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaçıncısı çıkacak? Ya da bulabilecek miyiz? Belki de bulamayacağız. Hata yapacağız. Evet burada bir tane yarası var. Onun dışında kafası temiz. Hemen ellerine bir bakalım. Elinde bir şey yok. Şöyle sırt tarafına bakacağım. Oo burada bir tane leke var. Bak bak şu arkada da var. Aa bu kadar. Hepsini bulduk. Tamamdır. Hemen bunları hızlıca bilgisayara gireceğiz. İsmi Danita York. Yaşı 29'muş daha. Kafada et beni varmış. Sağ omuzda morluk. Sağ omuz nerede? İki tane morluk bir de. Bu kadar. Gönderelim hemen. Okey. Buradan çıktığımız gelecek. Ben şu geri kağıdını elime alacağım arkadaşlar. Oo, direkt yandı. Nerede bu? Aha. Tutuştu. Bir dakika. Lan. Nerede tutuşuyor bu? Obo. Nereye oldu? Oğlum ilkini bulduk ama. Bak işte yine. Göremeyeceğim bir yerde olmasın ya. Ben bunları hiçbir zaman bulamıyorum bir de arkadaşlar. Acil bu simgeyi bulmam lazım benim. Arkada bir yerde değildir değil mi? İçeridedir diye düşünüyorum ama. Ya neredesin be oğlum ya? Vallahi arkadaşlar. Bu ne lan? Aa, lan burada da şifre var. 69110 muydu şey? Aa bu neymiş lan? Bunu ilk defa gördüm. Bu bölümde mi geldi hep mi vardı acaba? Ya ben bu simgeyi yine göremiyorum arkadaşlar ya. Kim bilir nerede çıktı bu simge. Vallahi o bize çok... Aa burada çıkmış. Vallahi gördüm. Bak ne bu? Tersten şöyle F gibi iki tane de daire var arkadaşlar. Unutmadan onu direkt gireceğim. Ha bak şu. Tamam bunu buraya girdik. Çok güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunun ne alaka lan? Bunun zaten girmedik mi hocam şeylerini? Dosyasını, vücudunu falan girdik. Nasıl ya?
Ha doğru, bu dol... Kim arıyor oğlum beni? Hello? Of. Rebecca? Rebecca? Oğlum altyazıları mı kapatmışım ben ya? Vallahi altyazıları da açık da onlar çıkmadı arkadaşlar. Zaten bir Rebecca da dedi, onun dışında herhangi bir şey demedi. Burada da herhangi bir şey yok. Oğlum ben ne yapıyordum en son, unuttum. Beni niye biri aradı ya? Gerilirim ha. Vallahi gerilirim. Direkt şu dosyamızı arkadaşlar. Öncelikle... Lan oğlum nasıl? Aa ben şeyi almadım değil mi? Çıktıyı alacağız önce. Tamam bunu aldık. Şimdi bunu oraya koyacağız. Unutuyorum hemen ya arkadaşlar ne yapacağımı. Tamam raporumuzu koyduk buraya. Şimdi başlayalım. İğne enjektörü ve sabitleyici iğne lazım. Bunların yeri sabit herhalde. Hiç değişmiyor. Güzel bu yüzden. Hocam direkt hemen senin işlemlerine hızlıca başlayacağım. Hızlı olmamız lazım. Vardiyalar ilerledikçe bizi daha hızlı büyük ihtimal ele geçirecek şeytan arkadaşlar. O yüzden vakit kaybetmeden her şeyi hızlı hızlı yapmamız lazım. Şurada göz bandı var. Göz bandı burada mıydı ya? Neşterler burada. Evet göz bandımız burada. Hemen şunun gözlerini açalım. Bunları koyduk. Kapattık. Sırada ne var arkadaşlar? Tanit sıvısı. Okey. Şuradan reaktif alıyorum bir tane. Hemen koydum bunu. Formaldehit de lazım. Kıpırdadı. Yemin ederim kıpırdadı. Ben mi yanlış gördüm? Oğlum şu el kıpırdadı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo! Titriyorum. Ne oluyor sana? Oğlum bu oyun niye bu kadar gergin ya? Demin de... Karnında bir şey mi var? Karnında izler var. Oğlum bu direkt şeytan. E bu direkt belirtiyi verdi. Ben bunu direkt yakayım mı arkadaşlar? Kandırılıyor olabiliriz. Vallahi kandırılıyor olabiliriz. Devam. Glüteral dehit ve sulandırıcı lazım bana. Çok gerildim ama şu an ya. Sulandırıcı nerede? Nasıl yani? Kim konuştu ya? Tamam bunları koyduk. Sırada neşter lazım. Abi ya hayır ya. Bu mu arkadaşlar? Bunu direkt yakayım mı ben? Of çok gerildim ya. Tamam bunu açtık. Şimdi şu pens lazım bize. Bir de şu la... Yok bu değildi ya. Bu değildi. Şunu bırakayım. Trokar lazım değil şu an. Ne lazımdı bize? Şu mu? Heh bu lazım. Hortum lazım. Hocam önce pensi koyduk. Sonra hortumu koyduk. Okey. Çalıştıralım. Sen bir vücudun boşalsın. Şuradan bir tane daha geri kağıdı alacağım. Arkadaşlar. Bir daha bir gezmek istiyorum. Daha erken mi bilmiyorum ama. Şu ikinciyi de belki bulabilirim. Oğlum demin kim konuştu ya? Bu kadın direkt çok şüpheli ya. Bilemedim. Hızlıca bir de şuraya bakalım. Herhangi bir şey yok değil mi? Yok şu anlık. Geri kağıdıyla işimiz galiba yok. Oğlum şu makinenin de sesi aşırı korkunç değil mi ya? Vallahi billahi çok korkunç arkadaşlar. Acayip geliyor beni. Pompayı kapa, hortumları çıkar, kesikleri kapat diyor. Okey, şunları çıkarttık. Kesikleri kapattık. Sırada ne var? Boş serum torbası ve trokar lazım. Şu attığım trokarı alayım. Bir tane de boş serum torbası bu mu? Aynen. Serum torbasını burada doldurduk. Abi şuna baksana, bunun karnını nasıl deşeceğiz? Zaten yok olmuş bu. Saçma sapan belirtiler gösterdi direkt bu ya. Garip bir vücut yarası oluştu direkt arkadaşlar bunda. Acaba direkt bu mu diye şu an şüphelendim. İnşallah yakmadığıma pişman olmam bunu ya. Ama yaktığımızda da pişman olabiliriz. Bunun olduğunun garantisi yok yani şu anda. Bizi kandırıyor da olabilir yani. There we go. Tamam. Şimdi sırada ne var? Hazne temizleyici. Okey. Hemen hazne temizleyici... Sen kimsin? Sen kimsin? Ablacım. Ablacım ne oluyor?
Bu ne? Küçük bir fotoğraf. En 1970 arka Elumhanesi'nin geliş yılı, yaratıcısının doğuşu, son sayı 6 olacak. Aa, bu şifre mi lan acaba? Aa, bu arka kapının şifresi mi yoksa? 1970 son sayı 6 olacak diyor. 19706 yani. Gittin değil mi lan? Bir dakika, bu şifreyi deneyeceğim bir yerlerde arkadaşlar. Abi çok gerildim ya. Tamam. Of! Bir dakika, önce şu içeridekini denemek istiyorum. Hocam önce bir şurayı temizleyelim de ben şu şifreyi deneyeceğim. 19706. Olmadı mı ya? Nasıl yapacağız bunu? 19706. Yok, olmuyor. Acaba arkadaki mi ya? Ben bir dışarıya çıktım bu arada. Net. Ama şunda işimiz bitti değil mi bizim şu anda? Evet, bir de son bir nemlendiriciyle silmemiz lazım arkadaşlar. Nemlendirici neredeydi? Burada. 19706, unutmayalım. 19706. Tamam, senin de işin bitti. Bunu götürüyorum, hemen ikinci cesedi şey getireceğim. 19706. Arka kapıyı... Gerçi orası şifre yoktu ki orada. Evet ya. Orada şifre yoktu. Orada anahtar lazımdı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Kapılara vuruyorlar. Sırada Lamar Proctor ve Twisted Herbals var. Twisted'ı aldım. Bugünkülerin hepsi kadın galiba. Gel buraya. Hemen şunu da götürelim. Bunun da işlemlerine başlayalım. O neydi ya? Bir şeyin şifresiydi galiba ama. Neyin şifresiydi acaba arkadaşlar? Bu arada Geriko adıyla gezme olayını bunu beklerken yapacağım. Bir yandan da vakit kaybetmeyelim istiyorum. Reis, sana ne olmuş ya? Hemen şöyle yaralarını inceleyelim. Buralarda başka bir şey yok. Sırt kısmına bakacağım. Allah, şu arkada bir şey vardı galiba. Yok muydu lan, yanlış mı gördüm? Hemen eline bakayım. Eli de temiz. Senin nerende sıkıntılar? Ayağında varmış. Tamam. Burada da var. Bu et. Biri gülüyor. Biri gülüyor. Biri gülüyor. Ya abi. Manyak. There we go. Biri gülüyor. Bir şeyler geliyor. Sesler geliyor. Of. Neyse, ikinciye girdik ismini. Yaşını girdik. Kafasındaki hastalık keratoliz. Solumuzda bayağı bir şeyler var. Sol bacakta da bir şeyler var. Sağ bacak. Her yerinde bir şey var lan bunun. Ah, neyi yanlış yaptım lan? Sağ bacak. Sol bacak. Tamam. Ha, sol kolu girmemişim. Okey. Oh, tamam, güzeliz. Elime şu geri kağıdını alayım arkadaşlar. Net. Sıradakini bulmamız lazım artık. Şunu da alalım hemen. Bunu koymaya gideceğim direkt de. Aha, yanmaya başladı. Oh man. Nerede oluştu acaba? Önce şu dosyayı bir koruyayım. İkinci amblemimiz de çıktı ama acaba nerede arkadaşlar? E şöyle görebileceğim bir yerde niye değil bu ya? Tavana bakıyorum. Yine bir sesler değişti mi ya? Nerede bu? Şunu at. Bak, tam bu kısımda oldu. Tam burada olduysa nerede çıkmış olabilir? Niye bunları görmek bu kadar zor ya? Al işte ya. Morg. Morg'da bir şeyler oluyor arkadaşlar. Nasıl yani? O hiçbir şey olmuyordu lan. Niye böyle bir ses geliyordu o zaman? Saçmalığa bak. Benim o amblemi bulmam lazım acilen. Acilen amblemi bulmam lazım. Hocam. Nerede o amblem ya? Burada oldu arkadaşlar direkt. Kapı arkasında falan mı acaba? Yo. Kapının arkasında değil. Bu taraflarda mı acaba? Bu neydi? Bununla işimiz... Yok. Burada da değil. Oğlum,
Direkt burada oldu bak. Direkt burada oldu. Yani yerde diyeceğim. Yerde de değil. Tavanda diyeceğim. Tavanda değil arkadaşlar. Ya bulamadım ya. Gerçekten bulamadım şu anda. Neyse zorlamayacağım şu an. Ve arkama bakarak gitsem. Yok. Neyse başlıyorum bunun işlemlerine. İkincisi oralarda bir yerlerde en azından. Bir daha bakarız oralara. Biz bunun işlemlerine başlayalım direkt arkadaşlar. Yapıştır. Hemen şunu da yapıştır. Kapat. Oğlum There nasıl we go. bir ağız ya? Tamam. Sırada ne vardı? Göz bandı lazım. Tamamdır. Aç gözleri, koy şunları. Right. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Sıralarını da unutuyorum. Tamam, tane. Ne yapıyorsun orada? Çok kötü titredim. Sıkıntı yok, devam. Ay çok gerildim, bir dakika. Kafam dönmeye başladı arkadaşlar bir anda. Hiç beklemiyordum ya. Oğlum. Oh. Oh. Göremiyoruz bak şu an. Benim kendimde sıkıntı yok değil mi? Göremiyoruz cidden. Evet bak düzeldi. Demin çok kötüydü lan ora. Of, hiç beklemiyordum arkadaşlar. Hiç beklemiyordum ya. Hemen şunları hızlıca koymamız lazım. Koy. Bu lazım değil. Bak şunları hiç kullanmıyoruz ya. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Ne lazım şu an? Glüteral deyit ve sulandırıcı. Sulandırıcı da burada. Tamam. Çalıştır. Ha dur, çalıştırmadan önce sıradan eşter lazım. Unutuyorum ya, şunların sırasını artık ezberlememiz lazım. Buraya yaptık. Sırada ne var? Pens lazım. Bir de ne lazımdı? Şu torbadan lazım arkadaşlar. Hemen öncelikle pensi, sonra Rebecca, bunu. come here. Lan! Here now. O di, ortam değişti. Büyük annene doğru yürüme. Büyük anne derken Mom. bu kim? Anne mi? Annemiz mi? Anne? Ne oldu sana? Aptal kaltak seni mi? Hate me all you Annen want. senin. Aa, biz annemizden nefret He's ediyoruz dead galiba. because of you. O senin yüzünden öldü. You should be the one here. Burada asıl sen olmalısın. Lifeless. Cansız, değersiz. Bu beden senin elinde harcanıyor. Ayıp bu arada. Ay, şeytanı gördük bu arada arkadaşlar. O gerçekten yakmamız gereken varlık galiba. Wow. No. Tamam, Rebecca'mız konuşuyor. Sıkıntı yok. Sakin ol Rebecca. Olur böyle şeyler. Atlatacağız. Beraber atlatacağız. Şimdik. Tamam, bu işlemleri yapmışız. Pompayı başlat. Ben bir tane daha geri kağıdı alacağım şuradan. Bir gezmek istiyorum. Abi şuradakini de bulamadık ya. Yani nasıl göremiyorum ben buradaki şeyi? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Valla buralarda herhangi bir şey yok. Oradaki amblemi bulmak istiyorum ama bulamadım. Aha! Yandı yine. Oo. Evet. Yine bir şey oldu. Şunu bir kapatayım. Artık bunu kesin bulmam lazım bu arada. Bir dakika. Aha burada, güzel. Nasıl bir şey lan bu? Şöyle şöyle nokta var. İnşallah onu bulabilirim ya. Güzel. Üçüncüyü de yaptık ama birini kaçırdık işte. Hangisi olabilir arkadaşlar o? Şu. Evet buydu. Tamam güzel. Aslında üçüncüyü de şu an orada bulsam bu işi bitiriyorduk arkadaşlar da. Hoy. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Kapat şuraları. Sırada ne vardı? Boş serum torbası. Ve trokar. Tamam. Serum torbamızı koyduk. Trokarı hemen şöyle yerleştirelim. Karnını da bir halledelim hızlıca. Of, bu bölüm fazla gerdi. Ama artık bir tık daha olaylara hakimiz arkadaşlar. Bu yüzden daha hızlı yapabiliyorum. Şu an gerildim. İlki çok şüpheliydi.
Yani bunda da bu da olabilir. Bilemeyiz daha şu anda. Bu da bayağı belirti gösteriyor çünkü. Şimdi sırada hazne temizleyici olayı var. Ben bir tane daha geri kağıdı almam lazım da daha bence sırası gelmemiştir ya. Tamam. Şaka mı ya bu? O ne? Bu benim bir önceki bölüm gördüğüm varlık değil mi? Ya ben böyle şeylerde çok titriyorum ama ya. Nereye gittin abi? Dışarıya baksam orada mıdır arkadaşlar? Bakmayacağım. Bakmam ki, imkanı yok bakmam. Of, nemlendirici lazım. Şuradan da geri kağıdı alalım. Şu şeyi bitesiye kadar. Ya şu dördüncüye bir bakıp geleceğim ya. Dördüncü diyorum, üçüncüye. Ya nerede abi bu? Ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Bir şey çizdik galiba. Geri kağıdı. Bu ne lan? Burada bir şeyler yap... Oo bak. Burayı çizdiğimizde akıl sağlığımızı görüyoruz. Şu anlık ya bir şeyler değişmiş arkadaşlar. Normal bir çizik atmadık oraya çünkü. Acaba nereye attı bu geri kağıdı şeyi ya, simgeyi? Simgeyi nasıl göremem şu anda? Tam buradaydı arkadaşlar. Tam burada yapmıştık ama yok, göremiyorum yani. Çok enteresan. Hiçbir yerde çıkmıyor ya. Buralarda mı acaba diye bakıyorum. Yok. Of. Neyse. Devam. İşimize devam. Yüzünü de temizleyelim şunun. Ve bunun da işi bitti. Götürüyorum bunu da. Üçüncü Bismillah. 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 Sakin ol. Sakin ol. Bu ilk ceset. Yerindesin değil mi? Tamam yerin. Ne oluyor? Sesler geliyor. Delirmeye başladık arkadaşlar. Oy, şekil değişti. Gel buraya. Çok gergin. Çok gergin. Attık bunu da. Sırada bu. Lamar Proctor. Evet, bu erkek. Sonunda bir tane erkek. Gel buraya Lamar. Oo yoş. Sonuncu arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra artık yakma işlemlerine geçeceğiz. Ama hangisi? Ben ilkinden çok şüpheliyim. Yine ilkini yakma taraftarıyım ama yine de emin değilim yani. Hızlıca şunun yaralarına bakalım. Neyi var neyi yok. Döndür kafayı. Oo, burada direkt yüzünde var bir tane. Başka bir şey yok. Sırtta bir şey var mı kral? Oo, sırtının ne olmuş sana ya? Elde var mı? Bu el temiz. Ayaklarında bir şey yok gibi. Bu elde var mı? Bu da yok. Burada. Nerede var başka? Ha, şurada varmış. Okey. Hemen bilgisayarımıza geçelim. Üçüncüye girelim arkadaşlar. Lamar. Yaş 68. Kafada bir şeyler var. Sağ omuzda bir şeyler var. Sol bacakta. Sol kola girdim bir dakika. Sol bacakta da bu var. Başka da yok. Gönder. Güzel güzel güzel. Son amblemi bulmam lazım ya. Şu an burada iki tanesini girdik. Eğer bir tane daha bulursam yetiyor. Üç tanesini bulmamız bizim için yeterli. Şu an aslında üç tane bulduk. Ama bir tanesini göremedik yani. Görmemiz lazımdı onu. Ama göremedik arkadaşlar. Şöyle geri kağıdıyla yürüyeceğim. Gerildim. Çok gerildim. Raporu koy... Allah, bu kapı niye açık? Kapat şu kapıyı. Kapı kapalı olacak hocam. Tamam şimdi. Al işte. Abi bu şey olunca ben gerçek hayatta... People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Yine şeytan içimize girdi. Hocam karala şurayı. Tamam, akıl sağlığımızda değişiklik yok şu anda arkadaşlar. Uf, bu bölüm niye böyle çok gerildim ben ya? Aşırı gerginim şu an. Sakin. Sakiniz. 10 numarayız, 5 yıldızız. İğne enjektörü lazım. Gel buraya. Hoy, devam. Bas. Bu oyun çok geriyor ya.
Fazlasıyla geliyor arkadaşlar. Kapat ağzı. Tamam, sırada göz bandı var. Gel buraya. Niye kapanıyorsun? Kapat şurayı. Alright. Tamam, çok güzel. Sırada ne vardı? Tanit sıvısı arkadaşlar. Reaktifimizi alalım buradan. Yapıştır. Hemen bunu yapıştır. Oh, gel bunu yapıştır. Yürü git. Nasıl yani hocam ya? Nereye kayboldu ya? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah! Buradaymış direkt. Ya sen... Gitmem oraya. Ya abi arkadaşlar ne bu ya? Ne bu? Mecbur gideceğiz. Şu kapıları açayım ya. Nereye geldik küçük Rebecca mı? Oraya gitme. Sizden nefret ediyorum. Lütfen yapmayın. Nereye geldik oğlum? Şuna bak. Yürüdükçe yerler açılıyor. Beni bir yere yöneltiyor şu anda. Seni çok özledim. Artık hiçbir şey umurumda değil. Buraya nasıl gideceğim? Kimse var mı? Beni buradan çıkarın. Beni öldürecekler. Yüksek risk. Açamıyoruz kapıyı. Burada ne var? Kesin bunu alırken bir şey olacak. Yo. Antidepresan, depresyon ve bazı anksiyete bozukluğu türlerinin tedavisine kullanılan ilaç Rebecca Owens 300 mg tok karnına günde bir toz. Hadi antidepresan mı kullanıyoruz biz? Galiba. Nereden gideceğim? Aa, bu ne lan? Dosyaya bakın arkadaşlar. Full siyah. Nereden gideceğim ya? Yanlış mı gidiyorum? Ben buraya ilk geldiğim yerde zaten. Şurada sağda bir tabut var. Buraya doğru mu gitmem lazım acaba ya? Burası kapalı. Aa, gidebiliyorum. Bu ne ya? Müzik değişti. Müzik arttı arkadaşlar. Yine buraya mı gitmem gerekiyor benim ya? Yok, açılmıyor burası. Buradan da gidemiyor. Burada da ilk geldiğimiz yer gerçi. Allah, bir yer bulduk. Bu ne? Alamıyorum. Aa, anahtar mı? Yüksek risk. Aa, o deminki yerin anahtarı. Evet. Buranın anahtarı arkadaşlar, ne olacak burada ya? Reis, anlaşabiliriz. Sana kendimizi mi astık? Bu ne? Seni düşünmeden geçen tek bir günüm bile yok. Hatıralar en olmadık anlarda zihnime hücum ediyor. Tarifi olmayan bir suçluluk duygusu. En mutlu anımı bile paramparça ediyor. Verdikleri hiçbir ilaç işe yaramıyor. Kolyen hala yanımda. Buraya getirmeme izin verdikleri birkaç şeyden biri. Ne yazık ki artık ona bakmaya dayanamıyorum bile. Ziyarete geldiğinde büyük anneme vereceğim bir... Yanımda senden bir parça taşımayı çok istiyorum ama ondan çok korkuyorum. Onu hak etmiyorum. Küçükken her sabah kolyeni boynuna takıp seni uyandırdığımı anlatırdın. Çocuklar hem parlak şeyleri hem de ebeveynleri gıcık etmeyi seviyor demek ki. Açıkçası o günleri pek hatırlamıyorum. Sadece aynı şeyi bininci kez yapınca sinirinin bozulduğunu hatırlıyorum. Kolyeni son bir kez boynuna takabilmek için nelerimi vermezdim. Sonra da yine uyanırdın. Rebecca, ne yaşadın sen Rebecca? Elimde senin jetonunla oturuyorum. Acaba bir gün benim de böyle bir jetonum olacak mı? Gerçi ne anlamı var ki? Günün birinde burada kendi jetonumla oturursam bile üzerinde kaç yıldır madde kullanmadığım yazıyor olsa bile
Senin jetonun diğer avucumda hep aynı kalacak, sanki sonsuzluğa kapsolmuş gibi. Hep bağımlı olduğum günlerde ellerimden kayıp giden hayatımı hatırlatacak bana. Hayalini bile kuramıyorum. Ne var lan burada? 5. yıl jetonu. Babamın bağımlılıktan kurtuluşunun 5. yılını simgeleyen jeton. Baba mı? Babamız ne alaka? Bu neymiş? Kolye. Babamın kolyesi. Rebecca, ne oluyor Rebecca? Rebecca! You should have died when you had the chance. Ne anlatıyorsun lan sen? Aa, o iblis bak. Bizi yöneten... Öldük mü? Aa, şeytan ele geçirdi sandım beni bir an. Nereye geldik ya? Morga geldik. Ne oluyor? Hah, gluteraldehit ve sulandırıcı koyuyorduk en son arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Oo, aa, simge oluştu. Bir dakika. Bir dakika, şunları bir koyayım. Galiba orada bir şeyi öğrendik şu an gibi geldi bana arkadaşlar. Burada ne var? Aa, büyük eski anahtar, eski bir anahtar. Ya bunu bulmuştuk diğerinde de. Hiçbir işe yaramamıştı. Bir dakika, ne lazımdı? Gluteraldehit ve sulandırıcı. Gluteraldehit bu. Sulandırıcı da bu. Ha, sonra şey yapıyorduk değil mi? Pens ve torba. Ha, bir de neşter lazım. Tamam. Neşterle burayı açtık. Pensi koyduk. Hortumu koyduk. Şimdi burayı çalıştırdık. Arkadaşlar şu hiç normal değil bu arada. Bak burada şöyle bir simge var şu anda. Ben buna bakmam lazım. Oğlum hangisi acaba lan? Normal mi acaba ya? Bilemedim. Geruka büyük anne mi? Ya büyük anne yürü git ya. Ne yapıyorsun orada sen? Git başımdan. Of. Ben bunu nasıl kullanacağım ya? Kullanamadım bir. Oo, direkt burada. Gördüm. Büyük anne yürü git, seninle işim yok bak. Şöyle bir şey. Lan durduramıyorum. Sevmiyorum seni, yürü git. Büyük anne. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Hayır, almam seni içeriye. Manyak mı oğlum bu? Oğlum durduramıyoruz da. Psikopata bak. Oğlum nerede gördüm ben muamelemi? Ha şöyle. Tamam arkadaşlar. Diğeri de hangisiydi? Şu değil mi lan? Yanlış değilim. Bir dakika, bir daha bakmam lazım. Evet bu bu. Aynen bu. Tamam artık hangisi olduğunu bulacağız arkadaşlar buradan. Şimdi bizde hangileri vardı? Üçünü bulduk. F şeklinde olan var. Şu var. Bir de şu var. Tamam. Oğlum sesler gene artmaya başladı ya. F şeklinde. Şu. Aa, bu direkt. Sıhadat. Aynen. Diğeri de şu Z gibi olan arkadaşlar. Oba. Z gibi olan hangisi? Şu. Bu direkt üstteydi galiba. Şöyleydi. Tekrar bakmam lazım. Onun dışında H gibi olan ve... Bir dakika, bu değil mi lan yoksa? Lan bu değil ya. Yanlış yaptım, bir saniye. Galiba bu değil. Sesler niye bu kadar arttı ya? Beni geriyor arkadaşlar bu durum. Sesler fazlasıyla arttı. Bunun işlerini de yapmam lazım bir anda. Pompayı kapat falan diyor. Tamam, şunu yaptık. Sırada ne vardı? Boş serum torbası ve trokar işi var da. Benim bunu bulmam lazım arkadaşlar. Z... Oğlum Z değil demek ki. Ben karıştırdım şu an resmen her şeyi. Vallahi her şeyi karıştırdım. F gibi olan H var değil mi? Şu H F. Biz nerede bulmuştuk bunları? Ha, şurada bulmuştum bir tanesini. Hangisiydi? F. Tam dur. Diğerini nerede görmüştüm ben ya? Burada mıydı? Nerede gördük ya? Ne oluyor ya? Vallahi nerede gördüğümü karıştırdım arkadaşlar şu an. Biri buradaydı. Diğeri buradaydı.
Üçüncüsü neredeydi acaba? Allah'ım ya, nasıl unuturum? Z yoktu bir kere. Bir dakika dur, hatırlayacağım. F vardı. H vardı. Şu vardı, şu. Evet evet. Z yok, tamam. Tekrardan bakacağım. H var, F var, bir de şu var. Çok ses arttı, çok ses arttı. F var, H var. Bu değil. Tamam mı? Bu değil. F var. F bu muydu lan? F şu. Tamam. H var. Bu değil. F var. H var. Bu var. Bu. Tamam. Bulduk. Vallahi bulduk bu sefer. Galiba doğru yaptım arkadaşlar. F var. H var. Bu buradaydı galiba. Bir de L miydi lan? Oğlum karıştırıyorum ya. F burada. H burada. L burada. L üstte. Tamam. L üstü arkadaşlar. Şöyle. Tam tılsım oluştu. Doğru yaptım. Tılsımı doğru yaptım. Oh. Çok zordu. Geriliyorum şu an. Niye böyle müzik artıyor ya? Devam etmek istemiyorum arkadaşlar. Vallahi devam etmek istemiyorum. Kafam dönmeye başladı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu anda. Of, devam. Şunun işlemlerini bitirmem lazım artık. Çabuk karnını getir. Çabuk karnını halledelim senin. Son birkaç işi kaldı bunun da arkadaşlar. Sonra artık yakacağız üçünden birini. Of, çok gerginim ya. Hadi abi, hadi. Bir yapamadık senin de işini. İnşallah doğru yapmışımdır ya o tılsımı. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Ama inşallah doğrudur yani. Sırada ne vardı? Hazne temizleyici arkadaşlar. Hazne temizleyici. Çok hızlı olmamız lazım. Akıl sağlığıma bakmam lazım. Yok oluyoruz. Vallahi yok oluyoruz. Hızlı olmamız lazım. I can't use that here. Tamam. Sırada şu var. Oo, bunun işi bittiği an yüzünü temizleyip bunu götürüyorum. İlk cesedi getirip tılsımı yüzüne koyuyorum arkadaşlar direkt. Çabuk. Çabuk. Bit artık, bit artık. Tamam. I can't use that here. Hocam hemen yüzünü temizleyeyim. Gözüm falan açılmasın bir anda. Okey, bitti. Götürüyorum. Direkt götürüyorum bunu arkadaşlar. Ben ilki olduğunu düşünüyorum gene. Ama emin değilim. Tekrardan bakmam lazım hepsine. Önce bunu bir koyalım. Yürü git. Çabuk kapatayım seni şöyle. İlki. Gel bakalım buraya. Net bu ya. Karnında hala o şeyler var mı acaba? Oğlum bunun karnında hala bu belirtilerden var ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunun ne olduğunu düşünüyorum. Direkt yaksak mı bunu acaba? Direkt belirti gösterdi aslında. Gösterdi ama yaksa mıydım ya? Bilmiyorum. Bence net gösterdiği an bunu yakmalıydık bu arada. Tılsımı alalım hocam. İşini bitiriyorum artık. Dur. Hata yapıyorsun. Yapmıyorum, eminim. %100 sensin bu arada. Düşünmeyeceğim bu sefer, direkt yakacağım. Bu hiçbir şeye yaramayacak Rebecca. Gebereceksin. Sensin, eminim ki sensin. Bundan sonra böyle bir belirti gördüğüm an direkt yakacağım bu arada. Yürü git. Yallah. Nasıl yapıyor? Kaç. Arkadaşlar yanlış mı yaptık lan acaba? Vallahi gönderdim. Ne oluyor? Şimdi anlayacağız doğru mu yanlış mı yaptığımızı. Evet, patladı. Şeytan çıkacak. Aha geliyor. Yanacak mısın?
Yürü git, geri git. Yes. Galiba yine yaktık. Başardık mı? Olmuş olsun. Bu var ya, o şeyleri gördüğümüz zaman bu arada tılsımı falan bile bulmadan direkt bence göndermeliydik. Gerçi tılsım gerekiyor gene galiba arkadaşlar ya. O tılsımsız olmuyor galiba. I think you can just call me Raymond. Altyazılar niye yok ya? Evet arkadaşlar, burayı da gayet güzel bir şekilde hallettik. Ele geçirilmeden hallettik. Son diyor, 5'te 2 diyor. Bu ne demek ya? 5'te 2 ne demek acaba? Evet, ikinci vardiyayı da gayet başarılı bir şekilde yaptık. Ama biz bence o direkt yaraları gördüğümüzden bence onu yakmaya göndermeliydik. Yani oyunu daha hızlı bir şekilde bitirebilirdik. Ben yine de hepsini tamamladım arkadaşlar. Bu arada o şeyi tılsımı bulmadan yaksam oluyor mu ondan emin değilim ya. Onu bulmamız gerekiyor mu? Bence net onu bulmamız gerekiyor bu arada. Yoksa kabul etmez diye düşünüyorum açıkçası. Bir mor kasıtanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir bölümdü bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın yeni bir korku oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.